Merhaba, ben Hülya. Umarım iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır. Bu benim yüzümü gördüğünüz ilk video olacak. Pek çoğunuz benim yüzümü zaten Instagram üzerinden biliyor diye tahmin ediyorum. Eğer buradaysanız beni ya Instagram'dan tanıyorsunuz ya da bir arkadaşınız Hülya diye bir kız var, onu izlemek ister misin dedi ve o yüzden buradasınız. Öyleyse hoş geldiniz. Hem kanalıma hem de benim edebiyat yolculuğuma, çünkü ağırlıklı olarak kitap paylaşmayı düşünüyorum. Belki günlük videolar da gelebilir ama söz vermeyeyim. Çünkü benim için oldukça zor bir süreç ve bu süreç benim için biraz da çılgınca. İnsanlara sevdiğiniz şeyleri söylemek evet çok keyifli, çok güzel ama bazı sorumluluklar da beraberinde geliyormuş gibi geliyor bana. Çünkü biliyorsunuz bilinç kültürü var. İnsanların sevdikleri şeye karşı bir, nasıl demeli, bağlılıkları gelişiyor. Evet, bunu anlayabiliyorum ama karşı taraf aksini iddia ettiği zaman benci senci gibi bazı bölünmeler başlıyor. Umarım aramızda böyle şeyler yaşanmaz ki tahmin etmiyorum. O yüzden biraz çılgınca bulduğum bir süreç, üstesinden gelmeye çalışacağım, öyle söyleyelim. Dediğim gibi çılgınca bir süreç olduğu için de çılgın bir yazarla başlamak istedim ve bunun için de aklıma ilk gelen kişi, gerçekten ilk, Tanizaki. Japon edebiyatının çok güçlü kalemlerinden bir tanesi kendisi. 1886 doğumlu, 1965'teki böbrek ve kalp yetmezliğinden ölene kadar geçtiği süreçte pek çok kitaba imza atıyor. Aynı zamanda Japon edebiyatının da ülkeler arasındaki temsilcilerinden bir tanesi. Amerikan notumu aldım bir saniye. Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'nin de ilk, ona kabul edilen ilk Japon yazar kendisi. O yüzden Tanizaki'yi incelerken sadece bir Japon yazar olarak değil, aynı zamanda bir kültür temsilcisi olarak da bakmak lazım. Çünkü kitaplarındaki o Japon edebiyatının tüm temel taşlarını ve diğer yazarlara örnek olduğunu görebiliyorsunuz. Bilhassa Murakami'ye, Mishima'ya da keza. Bunlar birbirleriyle bence bağlantılı isimler. Eğer birini seviyorsanız diğerini sevmemeniz pek düşünülemiyor. En azından benim açımdan öyle. Öyleyse başlayalım. Tanizaki kafası çok ilginç çalışan yazarlardan bir tanesi. İlk başlarda Fransız ve İngiliz edebiyatından etkilenen bir yazarken birden Japon edebiyatına, kendi içine dönmeye başlayan bir yazar olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise 1 Eylül 1923'te yaşanan bir deprem aslında. Bugün tahmini şiddeti 7.9 ve 4 dakika sürdüğü düşünülüyor. Ama etkisi çok büyük olan bir deprem, Kanto depremi. Kanto depreminin ardından 100 bin ile 140 bin kişinin öldüğü düşünülmekte. Tam net bir sayı yok. Bu süreçle beraber yazar taşınma süreci geçiriyor. Tokyo'dan Osaka'ya taşınıyor. Ve gördükleriyle beraber daha içe dönme, kendi ülkesiyle ve kendi kültürüyle kendisini geliştiriyor. Ve bence bu dönüşüm çok etkili ve o kırılma noktasının bir faya bağlanması da ilginç aslında. Bana biraz ironik gelmişti. Dediğim gibi Tanizaki kafası çok ilginç çalışan bir yazar. Peki neden böyle? Çünkü çok cesur. Çünkü herhangi bir korkusu yok. Kendi dönemiyle ilişkili pek çok yazara baktığımız zaman daha sakin, daha doğa güzellikleri, işte tarihi övme ya da tarihle iç içe olan eserler gördüğünüz halde Tanizaki tamamen doğaya da kullanılıyor ama bir yandan da bireysel ögeler çok fazla. Örneğin Tanizaki'nin kadınları diye bir gerçek var. Çok güçlü kadınlar, asla kendilerini ezdirmeyenler. Aksi gibi erkekler ise fazlasıyla zayıf karakterler. Bence Tanizaki'yi güçlü kılan ögelerden bir tanesi de bu. Kadınları çok güçlü, erkekleri daha gölgede ve bu gölge o kadar geniş ki kendisi bile bazen bu gölgeye sığındı. En azından benim düşüncem böyle. Öyleyse başlayalım.
eserlerinden. Dilimize çevrilen 7 eseri var Tenizaki'nin. Ben 6 tanesini okudum. Bilerek bir eserini bekletmekteyim. İlk önce beklettiğim eseri söyleyeyim. Kendisini kötü günler için saklıyorum diyeyim. Okumaya korktuğumdan değil ama çok seveceğimi bildiğimden, şöyle nasıl diyeyim, tatlı, hani tatlıyı sona saklarsınız ya, zannedersem onun için bekletiyorum. Nazlı Kar. Çok gerçekten dediğim gibi seveceğimi düşündüğüm bir eser. O yüzden 2021'de beni bekliyor olacak. Eminim. Öyleyse başlayalım. Şöyle ki ben kronolojik bir sıra güttüm. Naomi'den söz edebiliriz ilk başta. Naomi beni Tanizaki'nin eserleri arasında en sinir eden karaktere sahip kitap. Fazlasıyla nasıl demeli, bir erkek var, bir kadını değiştirmeye çalışıyor, kadınla arasında yaş farkı var, kadın batı özentisi, erkek ise çok güçlü bir karakter, en azından maddi olarak çok güçlü ama aralarındaki ilişki o kadar farklı bir boyuta geliyor ki, aşk değil, kul köle olma değil, farklı bir boyut. Onun nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum ama fazlasıyla can sıkıcı bir durum oldu kesin. Naomi de başlangıçta her şey düzgün giderken birden dalgalanmalar başlıyor karakterler arasında ve bu dalgalanmalar sona erdiği zaman okur olarak şöyle bir kalıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Ama bu dalgalanmaların arka planında doğu batı farkı var. Karakterlerin iç çözümlemeleri var. Bence Tanizaki'ye başlamak için de güzel bir eser olabilir Naomi. Jaguar'dan çıktı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta dediğim gibi bundan da başlayabilirsiniz. Ama ileride bir kitap daha var. Ondan başlamanızı bir tık daha tercih edebilirim. Çevirisinde İlker Özünlü var. Tahmin ettiğim kadarıyla İngilizceden çeviri. Çünkü evet, İngilizceden çeviri ve Japonca aslıyla da karşılaştığı Muhittin Esen. Bunu da söylemek lazım. Bazı ikinci dilden çeviri kitaplarda karşılaştırılma bile yapılmıyor. Bu maalesef kötü bir durum bizler için. Ama bu kitabın çevirisi, kapak tasarımı, çalışması bence gayet güzel. Başlanabilecek ve keyif alınabilecek bir kitap. Diğer kitap benim Tanizaki'nin kafasına biraz daha girdiğimi düşündüğüm bir kitap. Sazen de Şunkin. Can Yayınları'ndan çıktı. Oğuz Baykar'ın aslından çevirisiyle. Oğuz Baykar'ın da çevirilerini çok sevdiğimi şöyle araya sıkıştırayım. Sazen de Şunkin öykü kitabı. İçinde 5 adet öykü var. Her telden şiddetin olduğu ve bu şiddetin sizin sinirlerinizi gerdiği ancak sizi okumaktan alıkoymayan bir şiddetten bahsediyorum. Bir tane hatta içerisindeki öykü filmleştirildi de, hatta isimlerini de söyleyeyim isterseniz. Belki duymuşsunuzdur, denk gelmiştir. Dövme, Kirin, Çocuklar, Sazen de Şunkin, Ağzının Tadını Bilenler Kulübü. Bu 5 öyküyü de okuduktan sonra kolay kolay zihninizden çıkmayacağına emin olabilirsiniz. Bilhassa Dönme benim için hala hani bazı karakterleri bazı resimlerle eşleştirirsiniz. Bunu okuduktan sonra onu hissedeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. O yüzden tavsiye ederim. Ama Tanizaki'ye başlama eseri olarak kullanılabilir mi? Neden olmasın? Ama çoğu kişi öykülerden haz etmiyor. Bunun farkındayım. Özellikle Instagram hesabıma gelen mesajlarda şunu görüyorum. Ya, öyküyü pek sevemiyorum çünkü birden bitiyor, tam giremiyorum içine diyenler var. O yüzden eğer siz de böyle düşünüyorsanız öyküleri haricinde romanıyla başlayabilirsiniz. Ama bunu lütfen okuyun. Çünkü o 5 öyküde hem Tanizaki'nin o geçiş sürecindeki değişimini görebileceksiniz. Hem de 5 öyküde fazlasıyla şaşıracaksınız. Öyle söyleyeyim. Ve gelelim Tanizaki'nin diğer bahsedeceğim eserlerinden farklı olan kitabına. Gölgeye Övgü, yine Jaguar'dan çıktı. Çevirisini de söyleyeyim. Didem Kize'nin. Şöyle. Yazı karakteri maalesef çok silik olduğu için kapak tasarımında belki tam çıkmıyor, göremiyor olabilirsiniz Gölgeye Övgü'yü.
Hatta fotoğraflarken de çok zorlanmıştım paylaşım sırasında. İçerisinden ufacık bir kısım okumak isterim size. Eskimeyenin karşısında bir tür korku duymadınız mı hiç? Zamanın geçtiğine dair bilincinizi kaybedeceğiniz, sayısız yılların geçeceği ve kendinize geldiğinizde kendinizi yaşlanmış ve saçlarınızı beyazlamış bulacağınız korkusunu. Japonya'nın o modernleşme sürecinde pek çok kişi buna karşı çıktı. Biliyorsunuz Japonya edebiyatına başlamak isterseniz bence ilk önce tarihine şöyle bir göz atmanız lazım. Çok ilginç süreçlerden geçen bir tarihle karşılaşacaksınız. Özellikle modernleşme sürecinde birden farklı bir yörüngeye giren bir ülke Japonya. O yüzden tabii ki edebiyatını da yansıyor bu. Yazarların pek çoğunda bu ikilemi, bu süreci ve değişimi görmeniz mümkün. Murakami de dahil olmak üzere öyle söyleyeyim. Tanizaki'nin Gölgeye Övgü kitabı da tam da bu değişimi anlatan, sadece aydınlığın değil, aynı zamanda gölgenin de bizim için ne kadar değerli olduğunu, sadece Japon edebiyatı ya da mimarisi ya da sanatı için değil, her alanda ne kadar etkili olabileceğini görmeniz için ve estetik konusunda da size farklı düşünceler sunacağına eminim. İncecik bir kitap olarak görebilirsiniz. Çok da hızlı okunabiliyor ama etkisi kolay kolay silinebilecek kitaplardan değil Gölgeye Övgü. Tavsiye ediyorum. Ve gelelim zannedersem Tenizaki'nin Türkiye'deki en bilindik eserine. Bir kedi, bir adam, iki kadın. Çok hızlı konuştum değil mi? Jaguar'dan çıktı yeniden. Sinan Ceylan'ın çevirisi. Sinan Ceylan çevirilerini de çok seviyorum. Zaten Japon, Kore gibi bazı ülkelerin çevirileri kısıtlı çevreler tarafından yapılmakta. İyi ki de varlar. Onlar olmasa nasıl bu kadar, bu kadarını bile göremeyebilirdik gerçekten. Dediğim gibi benim için çok önemli isimler çeviriler, çevirmenler ve tamamen bir sanat dolu olarak görüyorum. Bu incecik kitap da sizi farklı bir hikaye sürükleyecek. Dediğim gibi Naomi'deki o bireysellik burada da mevcut. Şöyle düşünün, birisiyle evlisiniz. Kocanızın eski karısı size bir mektup yazıyor. Ve diyor ki hayır hiçbir şey istemiyorum, sadece bana kedimi verin. Garip bir istek. Evet, paylaşılamayan bir kedi var ortadan. Kocanın da çok sevdiği, eski eşinin de çok sevdiği. Ama ortada bir de yeni kadın var. O yüzden şöyle dörtgen düşünün ve dörtgenin dört kenarı da hiçbir şekilde birbirine bakmıyor. Ama bir yandan da hepsi içbükey olarak birbirleriyle buluşmak istiyor gibi. Çok eğlenceli noktalar olduğu gibi düşündürücü noktalar da var. Kesinlikle tavsiye ediyorum, seveceğinizi de düşünüyorum. Muhteşem kapak tasarımıyla. Hatta arkasındaki şunu da göstermek isterim. Tanizaki'nin kendisi. Çok çok tatlı bir insan zaten kendisi. Tavsiye ediyorum. Ve gelelim diğer bir romanına, Anahtar'a. Hatta şöyle söyleyeyim, ikisi de birbirine benzediği için birlikte anlatayım isterseniz. Anahtar ve Çılgın Bir İhtiyar'ın Güncesi. Ben yazarı bu iki eseriyle tanıdım. Jaguar o zamanlar basmamaktaydı. Can Yayınları'ndaydı Hakkı. Ve Can Yayınları'yla tanımış oldum aslında. İki kitapta günlük formatında ama Çılgın Bir İhtiyar'ın Güncesi'nde yaşlı bir kişinin, Usugi'nin 77 yaşındaki bir karakterin yazdıklarını okurken buradan Anahtar'da bir çiftin günlüklerini okuyoruz. Özellikle bu ikili ilişkileri o kadar irdeleyen, o kadar çözümleyen, bana o kadar ufak görünse de büyük dersler veren bir kitaptı ki anlatamam. Anahtar benim için Tanizaki'nin sanki daha olgunluk, böyle oturmuş, bütün duygular toparlanmış, yoğunlaşmış bir şekilde aktarılmış bir eseri. O yüzden ikisini de öneriyorum. Dediğim gibi en başta videonun çılgın bir yazar olan Tanizaki'nin o çılgınlığını, o çılgın kelimesini neden söylediğimi bu iki kitapta anlayabilirsiniz. Çünkü Tanizaki cinsellikten asla korkmayan bir yazar ve bu fantezilerinden bahsederken de yazarken de kağıda dökerken hiçbir şekilde kuşkuya yer bırakmayacak şekilde cesur olan bir
yazar. Ve bunu çağdaşlarına göre daha cesur yapan, daha şeffaf bir şekilde paylaşması onu farklı kılıyor. Ve bunu yaparken Japon milli değerlerini de kullanıyor. Eğer gelecek, geçmiş ve bugünü üçünü de harmanlayabiliyorsanız zaten unutulmaz oluyorsunuz. Biraz da edebiyatta. Tanizaki bence bunu çok iyi başaran, okuruyla seviyeli ama sıkı bir ilişki kuran yazarlardan. Umarım diğer eserleri de çevrilir. Çünkü fazlasıyla eseri var ama çevirilen maalesef 7 eseri elimizde. Dediğim gibi kendisini sinemada da, etkisini sinemada da görebilirsiniz. Filmleri var. Özellikle Dövmen'in filmini izlemenizi tavsiye ederim. Hem öykü hem de film birbirini tamamlıyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Benim videom şimdilik bu kadardı. Evet, nasıl bağlayacağım, nasıl sonlandıracağımı bilemesem de demek istediklerimi çoğunu dedim diye tahmin ediyorum. Eğer demeyi unuttuğum bir şey varsa muhakkak eklerim. Şöyle göstereyim toplam kitaplarını. Zannedersem görebiliyorsunuz. Nazlı Kar'ı okuduğum zaman da muhakkak paylaşırım. Hatta belki bir video çekerim onun hakkında. Bu arada Tanizaki'nin çılgınlığından bahsederken şunu atlamış olabilirim. Kendisi aynı zamanda sansüre uğrayan ve bazı çevreler tarafından bu cesaretinden ötürü saklanmak zorunda bırakılan yazarlardan bir tanesi. Hani istediği gibi yazıp bunun da zevkini süren yazarlardan bir tanesi değil. Nobel Edebiyat Ödülü'ne de aday olup alamayanlardan. Çünkü Japon edebiyatında çok fazla var. Saygı gösterisi olarak aday gösteriliyorlar. Biliyorsunuz Murakami hala alamadı. Tanizaki de alamayanlardan. Bir bakarsanız Murakami de alır. Belli mi olur? Dediğim gibi kendisi istediği gibi yazıp bunun cezasını çekmeyen insanlardan bir tanesi değil. Onu da söylemek istedim. Dediğim gibi videom bu kadardı. Umarım eğlenceli olmuştur sizin için. Japon edebiyatından pek çok yazar görebilirsiniz. Çünkü ben özellikle çok seviyorum. Aynı zamanda Kore edebiyatından da belki paylaşımlar gelir. Nasıl bir çizgi çizeceğim henüz belli değil bu videolar konusunda. Kanalım nasıl olacak inanın ben de bilmiyorum. Galiba tamamen içgüdüsel gelişecek bu olaylar. Herkesin yaptığı gibi. Bazı sınırlara takılmak istemiyorum. Hani şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım, buna da bir tik atayım değil de kendi içinden nasıl geliyorsa o şekilde paylaşım yapmayı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere.